Osmanlı taburu kumandanı. Evet, Osmanlı taburu kumandanısınız. Yani Diyanet İşleri devlet kontrolündeydi. Yani Kemalist iktidar kontrolündeydi. İstiklal mahkemeleri sağdan alamazsın, soldan alamazsın. Eziyor. O şey, o diktatör. Diktatörlük olmadan da kurulamaz yeni devlet. Kendi ulusal kültürümüzden utandık. Bu yanlış. Siz 1915 doğumlusunuz. Cumhuriyet'ten daha yaşlısınız. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda doğduk. Siz Osmanlı kumandanısınız. Yani Osmanlı taburu kumandanı. Evet, Osmanlı taburu kumandanısınız. Ezanın başına bazı şeyler geldi. Şimdi birinci şuradan başlayalım. Sizce ezan kısılmalı mı? Şimdi bak. Ben Lübnan'da Filistin kampındaydım. Yanda da bir köy vardı. Sabah erken kalkıyorduk. Kimse kalkmadan önce ben kalkıyordum. Ve orada sabah ezanı okunurdu. Etrak diye bir şarkıcıları vardı, şey, yani güzel sesli bir adam vardı. Arapların. O okurdu. Onu plaktan okurdu, şeyden. Ve bayağı etkiliydi. Yani şey, yani dindar olma, yani etkiliydi. Şimdi öte yandan ses olmayan, makamı bozuk okuyorlar. Gelişi güzel, kim olursa okuyor. Ya o şey yani, bir güzelliği yok. Yani bence kim en güzel okuyorsa, teknikten de yararlanarak şey, o okumalı. O okumalı. Ve yüksek sesle mi okunmalı? Şimdi yüksek sesle okunmalı, dinlenecek kadar. Yüksek sesle okuma. Bir de rahatsız edici bir yüksek ses oluyor. Çarşı arasında ufacık bir mescit var. Onun penceresi kocaman bir hoparlör, ciyak ciyak bağırıyor falan. O şey değil. Bir güzelliği yok yani. Şey kalmıyor. Peki şöyle bakarsak Diyanet'in ya da devletin bu kadar bunca Türkiye'nin önemli sorunu varken ezan için uğraşması. O ayrı. O ayrı mesele. Yani şimdi borcumuz borcumuz 300 milyar. Ondan sonra ezanı yüksek sesle okuyor. Yani pek şey güncel mesele değil. Hayır o yani o ama şey de değil. Türbanda o kadar birinci meselemiz değil şu anda. Konumuz başörtüsü değil de yani Türkiye'nin o kadar önemli sorunu varken ezanla uğraşılması. Uğraşılmak. Yani ezanı suistimal edenler var. Yani kötüye kullananlar var. Yani şey gibi. Yani onun kutsiyetini kaybettirecek şekilde. Ama bunun yolu ezanı kısmak mıdır? Önlemi. Hayır ama iyi sesi okuyan okuyabilir ezanı ve bilen, makamı da bilen bile okur. Yoksa gelişi güzel önüne gelen okumaz. Okumamalı bence. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne girme sürecine girdi Türkiye ve birçok taviz isteniyor Türkiye'den. Dolayısıyla Türkiye'de kokoreçten başka şeye kadar yasaklanması gündemde. Sanki Avrupa Birliği süreci yaklaştıkça müzakere tarihi lafları edildiği dönemlerde ezanın sesinin kısılması acaba Avrupa Birliği'nin bir dayatması mı? Hatta Mehmet Ali Kılıçbay ezan Avrupa Birliği'ne girince yasaklanabilir dahi dedi. Acaba Avrupa Birliği'ne uyum için yapılmış olabilir mi? Ne dedi? Ezan Avrupa Birliği'ne girdiğimizde yasaklanabilir dedi. Böyle şey olamaz. Yani Avrupa Birliği'ne uyum için yapılmış olabilir mi bu ezan kısma girişimde? Şimdi Avrupa Birliği Gavurlar Birliği'dir. Bildiğiniz gibi ve birinci maddesi de özelleştirmedir. Yani sosyalizme yolu kapar. Öyle bir şeydir.
Özelleştirmeyi de nasıl oluyor Türkiye'de biliyorsunuz, talan oluyor. Rusya'da nasıl oldu? Talan oldu. Ha. Şimdi yani onu sonra şartı dayatıyor. Avrupa sana her dayattığı şey değil. Yani makbulün değil ama Avrupa. Ben şahsen ki yani şu Avrupa Birliği'ne karşıyım. Nihayet kapitalist bir şey ittifaktır. Ve sosyalist olan adam orada işi yoktur. Bizim yerimiz şeydir. Ezilen halkların safıdır. Ve onlar da genellikle şeydir. Müslüman halklar. Yani bizim yerimiz onların safıdır. Biz onlara sırt çevirmedir Avrupa'ya girme. Ve Avrupa hesabına jandarmalığa soyunuyoruz. Olay budur yani. Benim görüşüm budur. Yani şey Avrupa Birliği konusunda. Ve mesela şey nedir o versin ki ilkeleri demokrasi, memokrasi falan arkada ama birinci madde özelleştirmedir. Özelleştirme yani devletçiliğe kapıyı kapama, sosyalizme kapıyı kapamadır. O şart koşuyor sana onu. Sen ona eyvallah diyorsun ve ondan sonra ötekiler de geliyor arkadan. Evet. Evet. Şimdi yani aslında... Bir sosyalist, sosyalizm çözüm olarak bilen bir kimse Avrupa Birliği'nden yana olamaz. Siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Ben mi? Evet. Yaratıcı Marksist. Yani Marksizmi metinler olarak ezberleyip de tekrarlamak değil, fakat zamanın, günün, çağın yere kafayı, o sana bir yöntem verir, düşünüş yöntemi verir. Oradan şey. Ve fakat bir yaratıcı Marksist olarak görüyorum kendimi. Yani bir sosyalist düzenden yanayım. Aynı zamanda ateistsiniz. Ateistim tabii. Yani şey felsefede ateistim. Ama inanan adamın dindarlığına saygı duyuyorum. Çünkü Marksizmin yaklaşışı odur. Marksizm şey der, afyondur der din için. Ama afyonsuz ameliyat yapamazsın kimseye. Afyon bir işlevi vardır şeyde. Ve acı çeken insan başa sarılacak şey yoktur, o şey, dine sarılır. Aynı paragrafta Marx, vicdansız bir dünyanın vicdanıdır der din için. Onu da der aynı paragrafta. Yani liberal burjuvaziden farklıdır tutumu. Mesela dini yasak etme Bismarck'ın işidir. Aşırı şey yani böyle militan ateizm ve laisizm mesela şeyin işidir. Burjuva partilerin işidir. Marksistler öyle bakmaz. Evet. Şimdi tekrar... Mesela Sovyet devriminde Lenin zamanı Bezbojnikler vardı. Bezbojnikler hiçbir zaman parti şey olmadı. Partinin bir kolu olmadı. Yani Komünist Partisi dışında bir örgüt olur. Mihri Belli, şimdi tekrar konumuza dönecek olursak aslında ezanla ilk kez uğraşılmıyor. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1928'de başlayıp 32'de uygulanan bir Türkçe ezan projesi var. Türkçe Kur'an projesi var, Türkçe ibadet projesi var. Şimdi bak ayırmayın, ikisini ayıralım. Bir defa ezan Arapçadır. Arapça bizim ana dilimiz değil. Fakat Arapların Arap dili ve İslamiyet de Kur'an Arapçadır. Arapça gelmiştir, Araplara gelmiştir ilk. Değil mi? Ha. Şimdi ve Kur'an Arap edebiyatının en değerli eserlerinden biridir. Edebiyat olarak değerlidir. Tıpkı bizim şey Yunus Emre gibi. Ha. Şimdi bizim Mevlüt gibi mi? Mevlüt mesela yüzyıllar boyu hep Mevlüt'tür. Türkçedir. Ha. Şimdi yani şeyin ara yani Türkçeleştirme Kur'an'ı ve herkesin ne dediğini anlaması ben ona karşı değilim. Yani o ortodoks şey Arap milliyetçiliğine kaçar o iş. Arapların milliyetçiliği kendilerindir.
bizim de Türk milliyetçiliğimiz vardır. Ve yani mesela Hristiyanlıkta bir reformist hareket oldu. Çağ değişti. Luther çıktı ortaya ve İncil'i Latince'den değiştirdi şeye. İncil'i Latince olarak konuşmadı ki İsa. İsa Aramayence konuştu. Latince Vatikan Kilisesi Latince yaptı onu. Ve Latince'ye yakın dillere yaydı daha çok. Biteneyim sözümü. Şimdi Aramayence'de ısrar etmek, Arapça'da ısrar etmekle aynı anlamdadır. Aramayan dili biliyorsun şeydir, İbranice ile Arapça'ya benzeyen bir dildir. İsa'nın dili odur, ana dili odur. İsa o dilde konuşurdu. Yaygın bir dildi o zamanında. Şeyce konuşmazdı, Romalıların diliyle konuşmazdı. İsa'nın dili şeydir, Aramayan dilidir. Şimdi kendisini konuşmaları, bütün İsa'nın sözlerini içerir ya dil, İncil, hepsi Aramayancadır. Evet. Ama illa Hristiyanlık şeydir, Latin dilinde ifade edilmiş şeydir. Vatikan, Katolikler ya Latincedir İncilleri. Öteki diller de her kendi dilindedir. İngilizce, Fransızca vesaire. Protestanların dilleri. Yoksa İslamiyet'e bir reformist hareket olabilir. Ona kapıları kapanmak yanlıştır. Burada ben şöyle sorayım. Siz Cumhuriyet'ten daha yaşlısınız diyeyim. Yani 1932 yılında siz 17-20 yaşlarında bir delikanlıydınız. Bilmiyorum, hatırlamıyorum yani, kusura bakma. Ama var böyle bir şey. Var yani, biliyorum. Hiç anınız var mı? Alay konusuydu. Evet, efendim? Alay konusuydu çünkü iyi çevrilmemişti ve bize tuhaf geliyordu yani. Türkçe ezan, öbürüne alışmıştık. Mesela bizim ev Edirne'de Selimiye'nin yakınındaydı. Ben ezan okunduğu zaman ben de elma ağacına çıkardım. Orada ben de ezan okurdum beraber. Babama söylemişler, biz okurken okumuz. Onlar nasıl okuyordu? Ezan Bey'i okuyordu. Arapça okuyordu. Yani bu dediğim 20'lerde. Evet. Arapça okuyordu. Sonra? Sonradan biraz yani o çeviri o kadar başarılı olmadığı için biraz alay konusu oldu. Alay konusu oldu o iş. Yani bizim çevrede. Biraz alay konusu oldu. Onu hatırlıyorum o kadarını. Fakat yani Türkçe'ye, Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi ve Edirne'deki durumdan bahsettiniz. Yani o zaman alay konusu oldu dediniz. Halk ne diyordu? Edirne'de mesela halkın... İstanbul'daydım hocam. Ben yatılı okuldaydım. Anladım. Türkçe'ye çevrildiği zaman yani halk ne diye alay ediyordu? Tuhaftı yani. Tuhaf geliyordu. Tanrı olur falan filan. Biraz yadırgıyordu yani. Ama yani böyle bir siyasi anlamda bir tepki mevki söz konusu değildi. Yani bir alay konusu oldu bir ara. Evet. Fakat unutmayalım, bakın tekrar Arapça'ya dönüşle Demokrat Parti'nin iktidara gelişi ve ondan sonra Kore'ye asker gönderiş ve orada yüzlerce insanımızın ölmesi, yani doğrudan doğru bizim olmayan bir savaşta Amerikan kumandası altında gidip ölmemiz aynı günlere düşer. Ve 10 yıllık dönem Demokrat Parti döneminde ülke bir uçtan bir uca Amerikan üsleriyle donandı ve uydu ülke durumuna düştük. Evet. Beraber yürüdü yani ikisi. Anladım. Şimdi ben ona gelmeden şunu sorayım. Ama dikkat et. Size dediğim anladım. Yani benden sizi yanlış getirenler
Anladım. Böyle getirenler milli bir politika yüzlemedi. Benim demek istediğim şu, yani ezanı Arapçaya çevirenler yurtseverler değildi. Onu demek istiyorum. Şimdi kısmaya çalışanlar? Onlar da hiç aynı yolunu yolluyoruz. Bu ötekisi biraz idare ediyordu filan şeyi. İdare ediyordu durumu. Bunlar iyice Müslümanlığı da kullandılar iktidara gelene kadar. Ve şey durum belli. Yani bunu yutmayalım yani. Yani ezanı Arapçaya çeviren şeydir, yurtseverdir. Çevirmeyen şeydir, hayır. Halk peki Demokrat Parti'ye neden yöneldi? Yönelten neydi halkı Demokrat Parti'ye? Şimdi yıpranmış bir CHP vardı. Savaş yıllarında bir sürü yanlış politikalar izledi. Yıpranmış bir CHP vardı. Ve halkçı bir sloganlarla çıktı ortaya şey. 36'da. İlkten soldan muhalefet yapacaklardı. Yani şeyi halkın büyük çoğunluğunun kutsal bildiği değerlere sahip çıkıp ama şeyle yani sosyalistlerle iyi geçinen bir politika yapacaklardı. Ben hapishanedeydim. 34, 35, 36 senesinde arkadaşlarla beraber, ileri gençlik birliğindendir arkadaş. O zaman iki defa Celal Bayar'dan, Celal Bayar yeni partiyi kuruyordu. Mesaj aldım. Mücadelesini takdir ediyoruz. İleri Gençlik Birliği diye bir şey kurmuştuk. Gençlik örgütü kurmuştuk. Antifaşist bir örgüt. Mücadelesini takdir ediyoruz. İyi günler gelecektir diye bir mesaj aldım iki defa. Çıktığımda, 36'da çıktığımda görüşmek istedi benden şey, Celal Bayar. Fakat olmadı. Yani engel oldu. Yani o Ankara'daydı, ben buradaydım vesaire. Öyle olmadı. Neyse. Şimdi Mehmet Ali Aybar'ı tuttular, aday yaptılar şeyden. Bir yerden aday yaptılar. Adnan Cemgili, Sinan Cemgili'nin babası Adnan Cemgili, teklif ettiler adaylık. Adaylık şey etmedi. Fakat derken soğuk savaş başladı. Amerikan tutumu belli oldu. Bu sefer sağdan muhalefet yapmaya başladılar. Amerikan hukuklarında. Sağdan muhalefet yapıyorlar. Ve 50 yıla varacak olan dönemde Halk Partisi ile Demokrat Parti arasındaki mücadele Amerika'ya yaranma ve yobaza taviz yarışmasıydı. O şekilde. Şimdi bunlar yani ne samimi Müslümandı ne de bir şeydi. Halkın Demokrat Parti'ye yönelmesinde o ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, Kur'an kurslarının kapatılması, dindarlara yapılan baskıların etkisi yok mu? Herhalde var. Herhalde var. Var değil mi? Böyle baskı vardı. Baskı dediğim yani bir militanca bir laik politika gütme vardı. Ve tabii buna karşı çıkanlar da vardı. Nasıl militancı laik politikaydı o? Yani biraz açar mısın? Yani mesela şey muhafaza ediyorlardı Diyanet İşleri'ni. Diyanet İşleri'ni muhafaza ediyorlardı ve Diyanet İşleri de şeydi. Fakat mesela yani Diyanet İşleri devlet kontrolündeydi. Yani Kemalist iktidar kontrolündeydi. O şekilde bir şey var, varlığına müsaade ediliyordu. Fakat şeye gelince, yani çoğulcu sisteme geçilince, bir taraftan sosyalistlere karşı olan meşhur 141-142. madde 4 defa şiddetlendirildi.
İlkten 6 ay illegal komünist partisine giren adam 6 ay alırdı. Yönetici de 2 sene alırdı. 2 seneden başladı cezası. Ben şunu anlamadım. Laiklik faşizanca uygulandı dediniz. Militanca uygulandı dediniz. Hayır. Demokrat Parti'nin önce. Şimdi bak, devlet kuruyorsun. Hakiki rakip kim? Cumhuriyet kuruyorsun. Saltanatı kaldırıyorsun. Hilafeti kaldırıyorsun. Hakiki rakip kim sana? Elbette ki dindar adamlar. Yani eski düzenin devam ettirmek isteyenler. Ona karşı onlara sert davranacağım. Ne yaptılar bunun için mesela sert davranıyor? Mesela İstiklal Mahkemeleri soldan adam asmadı. Soldan adam çünkü tehlike değildi. Yani bir iktidar var. Sovyetler Birliği iyi geçiniyor. Ve her gün reform yapıyor. Hepsine de devrim diyor. Bir gün şapka, bir gün bilmem ne, huru, harf, bir gün bilmem ne falan. Fakat işin iki tarafı vardı. Şimdi ben hatırlıyorum, babam heyecanla geldi. 27 senesinde biz yazlıktaydık Bulgaristan'daydık. Geldi, gazeteler geldi dedi, yeni harfleri kabul ettiler dedi. Babam dedi ki birkaç sene yapamaz, bizde yazma okuma bilmeyen kalmayacak dedi. Kolaylaştı iş. Tam o sırada en yüksek yazma okuma oranı Japonya'daydı. Ve Japonya'da bir basit mektup yazmak için 3000 harf öğrenmek mecburdum. Yani alfabenin kolaylığıyla ilgili bir şey değil o. Yani hiç alakası yok yani. Dünyanın en zor yazısı Japoncaydı. Ve en yüksek yazma okuma oranı da Japonya'daydı. Fakat propaganda buydu. Mustafa Kemal'in bir konuşması var. Frunze masada. Frunze Sovyet Mareşali. Yani şu zaferden sonra beraber ziyafet çekiyor. Kendisi de orada. Frunze diyor ki işte bilmem Türkiye ezilen İslam dünyasının bayraktarıdır, mayradır gibi bir laf konuşuyor. Mustafa Kemal diyor ki, konuşma ona geliyor. Diyor, ezilen halklar yoktur diyor. Ezen ezilen halk yok. Ezen halk yoktur diyor. Ezilen halklar vardır diyor. Ezilmesine izin veren halklar vardır diyor. Türk milleti de onlardan değildir diyor. Güzel bir laf gibi gözüküyor ilkten ama bu ne demektir biliyor musun? Bu Doğu dünyasıyla ilişim yoktur demektir diyor. Şimdi yani bundan sonra yani biz şeyin merkezi olmayacağız demektir. Şimdi batıya yöneleceğiz ve batıyla iyi geçineceğiz demektir. Ya Mustafa Kemal Türkiye'yi yanlış bir yörüngeye soktu o zaman. Yanlış değil. Şimdi bak Mustafa Kemal'in sebabını da bilelim, günahını da bilelim. Şimdi Türkiye savaşlardan çıkmış 10 milyonluk bir halk. Şimdi günahı yok deniyor ama hiç bu adamın günahı yok. Olmaz öyle şey. Yok. Günah olmasa ondan sonraki Halk Partisi halleri bu olmazdı. Yani şimdiki Halk Partisi ne hali nedir? Ne farkı var yani şeyden? Birkaç günahına örnek verir misin? Hangi günahları var mesela Mustafa Kemal'in? Mustafa Kemal'in mesela solu ezmekle hata ettik anası demiyor. Sovyetlerle iyi geçinirdi fakat içerideki Komünist Partisi'ni ezerdi. Müslümanları da eziyor, solu da eziyor. Kimi? Eziyor. O şey o, diktatör. Diktatörlük olmadan da kurulamaz yeni devlet. Mustafa Kemal diktatördü zaten. Diktatördü tabii, diktatördü ve şeydi. Fakat şey yani ılımlı bir diktatördü. Şey değildi. Yani bir de şu vardı. Bir Kurtuluş Savaşı vermiştik. Yani biliyorsun o
resmi dini temsil edenler, halifesi ve şeyi, Şeyhülislam'ı İngilizlerle işbirliği yaptılar sonunda. Başında değil. Başında Vahdettin Mustafa Kemal'i sırtını sıvazladı. Hatta Samsun'a da gönderdiği söyleniyor. Göndermesinden haberi vardı ve onaylıyordu falan. Fakat sonraları baktı, umudunu kesti herhalde ondan. İngilizler ağır bastı, şey etti. Ben onun torunuyla iyi ahbaptım. Amerika'da beraberdik. Torunu şey, kızının kızı, Vahdettin'in kızının kızı. Yani Vahdettin Hümeyra idi adı. O anlatıyordu. Bu bacılar var. Bacılar var, zenci. Ona şey, kıza çocuk o zaman. Kıza bir marş öğretmişler. Kurtuluş Savaşı marşı ama Mustafa Kemal'in aleyhinde laflar var. Vahdettin duyuyor bunu. Bahçede oyun oynarken kız bu şarkıyı da söylüyor. Hümeyra. Vahdettin çağırıyor diyor, bir daha diyor, söylersen ağzını yırtarım diyor. Diyor şey, bu şarkıyı söylemeyeceksin bir daha. Engelliyor. Yani saygısızlık etmiyor şey. Mustafa Kemal'e. Şimdi tekrar şöyle gelecek olursak. Fakat. Mustafa Kemal'den para istiyor şey. Sıkıntı çekiyor şey. İngilizler el koyuyorlar şey. 10 bin İngiliz lirası var şeyde bankada. Şahsi parası. El koyuyorlar. Vermiyorlar o parayı. Ve gidiyor Suudi Arabistan'da, sürgün yeri olan Suudi Arabistan'da son günlerini geçiriyor. Osmanlı padişahı. Şimdi bunlar var. Bunlar gerçek. Yani bahsettiğin şey değil. Siz mesela şapkayı giymediniz uzun süre. Ben giymedim. Şeyliğimden ötürü. Yani ne bileyim. Utandığımdan ötürü. Yahut da kim bilir. Yani o yeni kıyafetle çıkmak içime gelmedi. Fakat babam ilk giyendi. Ve şeydi. Yani Kurtuluş Savaşı Kovay-ı Milliyeci olarak hani ilk girmek gerek falan diyor. Ve batıcılıktı bizi. Dil öğrenelim diye Fransız öğretilen okula falan gönderiyordu falan. Şeydi, öyle bir adam. O kuşak militan şeydi. Laik. Militanca laikti o kuşak. Mustafa Kemal gibi. Ha. Şimdi yeni harflerin kabulü, Latin harflerinin kabulü, iki anlamı var bunun. Birisi evet, alfabe kolaylaşılıyor şu bana ama ondan sonra yazma okuma oranı pek değişmiyor. Artık kendi harfimiz değil, Batı'nın harfini ithal ediyoruz. Ha, bir sürü ümmi çıkarıyorsun şeye. Ben şimdi, dikkat et bak. Ben notlarımı eski Türkçe alırım. Daha mı kolay? Daha kolay, daha kısa zaman. İngilizce ile eski Türkçe yazıyorum. Yani Amerika'da okurken İngilizce yazdığım zaman İngilizce'yi de yazardım. Arap harfleriyle. Evet. Yeni harfler kabul edildi ama diyorsun okuma yazma oranında bir artış olmadı. Yani ben unuttum, bir daha öğrendim. İlkokulda bundan başladık biz. Unuttum, bir daha öğrendim ama. Çünkü şeydir. Yani doğuya sırt çevirmedir. Bir yanıyla odur. Yani ezilen doğuya düşürür. Bu tabii burada Arapların
marifetleri var. O ayrı. Şimdi bir o ayrı, konumuz o değil. Ben şeyi soracaktım. Dolayısıyla harf ithal ediyorsun, yasa ithal ediyorsun, şunu ithal ediyorsun, kıyafet falan ithal ediyorsun, ne diyorsun? ve diyorsun ki ne mutlu Türk'üm diye, ne diyorsun? Türkiye ait bir şey bırakmıyorsun ki, her şeyi ithal ediyorsun. Bir defa ne mutlu Türk'üm diye ne diyor mu? Bir şeyden ötürü. Yani o tarihi şartları hesaba katacaksın. Ama ithal etmişsin, kendine ait bir şey bırakmamışsın ki. Şimdi evet, yani kalkıp da Japonlar gibi kalkıp da bir sentez arama, bu Japonlar da sentez arandı. Yer sofrasında yiyorlar. Fakat şeyi nedir o, bıçak kesmez bir cilayla cilalıyorlar o şeyi ve elektrikle de ısıtıyorlar. Onların yemekleri uzun sürüyor çünkü. Çorba belli ısıda kalıyor. Pirinç belli ısıda kalıyor. Pilav değil de onlar pirinç yiyorlar. Şimdi yani bir sentez yer sofrasında diyor. Yükteki yatak yükte. Ve eski Japon evi olduğu gibi kalıyor. Biz değiştiriyoruz. Avrupa evini getiriyoruz şey. Türk evini bırakıyoruz bir kenara. Halbuki sentezi bulmak lazım. Çağdaş teknolojiyle onu yapmadılar, yanlış yaptılar. Bence yanlıştır o. Yani taklitçilik yanlıştır. Mesela kimonosunu kaldırmıyor adam. Bilmem terliğini kaldırmıyor, şeyini kaldırmıyor. Eve girdiği zaman nedir o şeyden, elini yüzünü siliyor, dişlerinin tozunu tabanını. Ondan sonra giyiyor terliklerini, oturuyor, yerde oturuyor, minderde oturuyor. Japon evi bu. Ve bugün de bu, şey de bu. İmparator da öyle oturuyor. Bilmem, fakir de öyle oturuyor, zengin de öyle oturuyor. Şey, şimdi ama Japonlar sentez aradı ve buldu kendisine göre. Ve Japon evi moda oldu batıda. Biz taklit ettik. Taklit ettik. Yani kendi ulusal kültürümüzden utandık. Bu yanlış. Halk Partisi'nin çok günahları vardı. Yani bir tek günahı, başka günahları da var diyor. Savaş içinde ekmek yerine şey yedi, çamur gibi bir şey yedi. Bilmem ve şeydi yani Halk Partisi'nin bir sürü günahı vardı. Halk Partisi sonra bütün onların partisiydi. Demokrat Parti'nin bütün adamları Halk Partisi'ndeydi. Ondan sonra baktı ki yol açıldı, öbür tarafa geçtiler. Halk Partisi'nin içinde özellikle Alman zaferlerini başladığı zaman, savaşın ilk yıllarında öndeki faşistine de açıldı, yobazına da açıldı Halk Partisi'nin kapıları. Evet. Halk Partisi bileşim değiştirdi. Yani Kemalizm'le bilen bir tarafı kalmadı. Pullardan şeyi kaldırdılar, Atatürk'ün resmini kaldırdılar mı, İnönü'nünkini koydular. Yani Atatürk'ün resmi kalktı pullardan. Yani yani Halk Partisi, eski Halk Partisi değildi o, reddedilen Halk Partisi. İnanç yönünden devlet de hak barışık yaşamalı değil mi? Yani ya bunun için ne yapılmalı? Devletle halk nasıl barışır? Dargın şimdi demek istiyorsun. İyi mi sizce? Halk devletine güveniyor mu sizce? Vallahi şimdi bak söyleyeyim. Şimdi kalktı şey, en büyük parti olarak bir partiyi şey geçirdi, Halk Partisi'ne de işte onun yarısı kadar şey verdi. Oy verdi. Seçim o. Eğer devlete, yani halkı onu kastediyorsan bence halkın iradesi değil bu. İradesi bu. Yani öyle bir çoğulcu sistem o şekilde manipüle edildi ki eğer baraj olmasaydı veya baraj %5'e inseydi meclisi ben açacaktım.
anlaşacaktım ve Kurtuluş Savaşı şeyinin ne de bu ittifaklarını savunacaktım. O havayı yaratalım diyecektim. Şimdi burada yani ben 2 milyon oy aldık biz. 3 milyon alsaydık %10'a barajı geçiyorduk. Bizim oylar şeye yaradı, AK Parti'ye yaradı. Şimdi AK Parti işte %30 küsur oyla kalktı, %60 küsurluk şey çoğunluk elde etti mecliste. Şey yani bu şimdi milletle barışık demek ki %70 buna aleyhine oy veriyor. Yani demek ki irade, halkın iradesi yok orada da. Evet. Yani halkın iradesi yok, barış marıştan bahsetme. Yani şimdi bir durum var, yeni durum. Yani biz ulusal değerlerimize sahip çıkmalıyız. Şimdi ulusal değerlerimiz içinde yani kendi anlayışımıza göre Bektaşi fıkralarıyla beraber bir din anlayışı var Anadolu'da. Gökten inmedi Bektaşi fıkraları, o da halk. Yani yobazdan olay ediyor durmadan. Şimdi yani o da var. Şimdi hangi kimden barışık olacaksın? Çağa uygun şekilde ikisini de hoş tutarak yani hoşgörüyle yolunda yürüyeceksin. Yani demokrasi bu. Yani yasalar ve düzenlemeler halkın refahı ve huzuru için olmamalı mı? Şimdi yani ben halkı temsil ediyorum. Dindar partiliğe sahip çıkan parti şeye temsil ediyor. Biz partileri konuşmuyoruz. Yasalar ve kanunlar halkın refahı ve saadet için düzenlenmeyecek mi? Hayır şimdi ama havada bir din yok. Bir sahip çıkanı var bunun. Şimdi mesela Necdetin Erbakan çıkıyordu. Acaba Türkeş'le ittifak kurduğunda Türkeş'i meclise soktuğunda acaba halkı mı temsil ediyordu? Hayır. Halkın bir ufak bir azınlığını temsil ediyordu. O zaman. Şimdi yani nedir o dindar parti halkı temsil eder, ötekiler barışık değildir ortadan. O yanlış. Kesinlikle yanlış. Ve laiklik tabii demokrat şekilde anlaşılan bir laiklik. Yani şey değil. Yani karşılıklı saygı diyorum ya. Sen bana saygı duyacaksın ateo olarak. Ben de sana saygı duyacağım dindar olarak ve duyuyorum da. Ama karşılığını görmüyorum ben. Peki. Tek taraflı. Hüseyin Üzmez'le ilk defa dedim ki arada beraber bir şey televizyona çıktık. Dedim ki ben dedim namaz kılanla kılmayan, oruç tutanla tutmayan omuz omuza vermedikçe karşılıklı saygı içinde bu ülkede bir yere varamayız dedim. Bu düşünceyle dedim ben samimi Müslümanı bağrıma basma hazırım. Sen ne diyorsun dedim. Biz de dedi namaz kılmayanın gırtlağına basma hazırız dedi. 2 sene sonra bir daha karşılaştık televizyonda. Yalan söylüyor. Dedim ki sen böyle demişsin dedim. Şaka mıydı yoksa samimi? Tabii şakaydı ya o dedi. Hayır. Şaka değildi ilk defa. Şaka değildi. Yani kendisini dinleyenlere gırtlağına basın diyordu şey. Yok, Hüseyin Üzmez şakacı bir insan. Hayır. Yani. Bugüne kadar kimsenin gırtlağına basmış mı? Hayır, Hüseyin Üzmez dostumdur ve şeydir. Basmaz öyle şeydir yani. İkinci sefer şey dediğinde samimiydi.